Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korktuğu Afrika'daki salgın Gabon'a sıçradı. Orta Afrika ülkesi Gabon'da asker yönetime el koyduğu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal eden askerler ülke sınırlarında kapattı. Ev hapsine alınan mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba dünyadan yardım istedi. Nijer'den sonra Orta Afrika ülkesi Gabon'da da askerler yönetime el koydu. Ülkede bir grup asker Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına girdi. Yönetime el koyduklarını ilan etti. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Askerler kararlarının nedenini savunma ve güvenlik güçleri olarak kurumların geçiş ve restorasyon komitesinde Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik olarak açıkladı. Askerin yönetime el koymasının ardından başkent Libreville sokaklarında halk görüntülendi. Askeri yönetimi destekleyen bir grup askerleri coşkuyla karşılarken meydanda kutlama yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu seçimleri kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ise konutunda ev hapsine alındı. Oğlu vatana ihanetten tutuklandı. Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi. Bu insanlar beni alıkoydu. Dostlarımıza, dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın, ses çıkarın dedi. 800 binden fazla kayıtlı seçmenin katıldığı seçimi devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Onar Bongo Ondimba'dan devralan Ali Bongo Ondimba 3. kez kazandı. Ancak oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması hükümeti ağır eleştirilere neden oldu. Seçimin son saatlerinde şiddet gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da gerilimi tırmandırdı. Fransa'nın Avrupa Birliği'nin kınadığı gelişmeleri bölge ülkeleri yakından izliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gabon'da askerin yönetime el koymasının bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını savundu. Çin ve Rusya diyalog ve sağduyu çağrısı yaptı. Afrika ülkesi Gabon, kıtanın en istikrarlı ve zengin ülkelerinden biri. Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeler arasında en yüksek kişi başına gelire sahip. Afrika ülkesi Gabon, kıtanın en istikrarlı ve zengin ülkelerinden biri. Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeler arasında en yüksek kişi başına gelire sahip. Petrol ve manganez zenginliğiyle öne çıkan ülke, Batı Afrika'daki en eski petrol üreticisi ülkelerden. BRICS'e üyelik başvurusu yapan ülke 2018'de Kuşak Yol girişimini imzaladı. Ayrıca topraklarının %80'i tropikal olan Gabon, dünyanın en büyük goril nüfusunun evi olarak biliniyor. Ankara